Bu eğitimde sizlerle birlikte cümle kurma sistemini göreceğiz. Aslında temel bir eğitim ama biraz daha gelişmiş şekilde göreceğiz. Bununki ileri eğitime yönelik bir fikir versin size. Biz aslında Türkçe düşünüp İngilizce cümle kurmaya çalıştığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Niye? Türkçe konuşurken baştan mantıklı olup sona doğru da derdini anlatıp bitiren bir dile sahip. Yani baştan sona doğru çözülüyor. İngilizce ise sonda çözülüyor. Dolayısıyla siz çeviri yapmaya çalıştığınız zaman cümlenin tamamını görmeden çeviri yapmaya çalışırsanız sorun yaşıyorsunuz. Çünkü İngilizce'de asıl anlatılan yer, zaman vesaire cümlenin sonuna kalır. Neye göre? Şöyle. Temel cümle yapımıza bakalım. Türkçe'de biz özne, nesne, yüklem olarak çalışırız. Dolayısıyla Ebru gitar çalar dediğimiz zaman çok mantıklı bir cümle oluyor. Ebru'nun kim, neyi, gitar, ne yaptığını direkt görebiliyoruz. Şimdi çok temel, üç kelimelik bir cümleden bahsediyoruz. İngilizce'de ise bu sıralama terse dönüyor. Yüklem ve nesne yer değiştiriyor. Dolayısıyla ne yaptığını daha önce öğreniyoruz. Peki ne yapacak? Neyi çalacak? Ne zaman çalacak? Nerede çalacak? Bunların hepsi bir muamma olarak kalıyor. Siz Ebru plays diye okuduğunuz zaman diyorsunuz ki Ebru çalıyor. Neyi? Nerede? Ne zaman? Bu cevapsız kalan kısımlar. Bizde ise daha yükleme varmadan önce her şeyi öğrendiğimiz için olay çözülmüş oluyor. Bu temel cümle yapı farkı. Dikkat ederseniz yüklemin yeri değişiyor. Genelde de öznenin hemen dibinde bitişmeye çok meraklıdır. Ama eğer biraz daha kompleks şekilde bakarsak, gelişmiş cümle yapısında İngilizce'de özne, yüklem, nesneden sonra zarf grubu gelir. Tabii ki burada daha fazla şeyler de geliyor. Yani sırf zarftan kastetmiyoruz ama sıfatını, zamirini, edatını, doğal tınıcını vesairesini hepsini kapsayacak mantıkta bakabilirsiniz. Hiç sorun değil. Biz sadece bu eğitimde hemen özne yüklemden sonra belirteç, yer, zaman sıralaması olduğunu ve bunların sırasıyla geldiğini unutmuyoruz. Bunları da nasıl bulursunuz? İşte özne için kim? Bunlar Türkçe'de de ilkokulda öğretilen şeyler. Yüklem için ne yaptı? Nesne için neyi? Sırasıyla bunları buluyoruz. Sonra nasıl, nerede, ne zamanını öğreniyoruz. Örnek, he sold his car last week. Yani arabasını geçen hafta sattı. Onun arabası, bizde iyilik ekleri biraz daha farklıdır biliyorsunuz. Ve Türkçe'de fiiller zamanlara bu şekilde çekilmez. Gerçi düzenli ve düzensiz yani regular ve irregular verbs var ama öyle ya da böyle fiillerin çekilme sistemi böyle değildir. Zaman bizde çok daha geniştir. İngilizce'de de present perfect continuous vesaire hikayesi var ama konuşma İngilizcesinde bu kadar detaylandırmıyorlar. Gördüğünüz gibi zaman bizim için üçüncü hanede geliyor. Ama diğer ikisi yoksa, eğer bunlardan bir tanesi varsa, Didem plays tennis at school. Nerede oynadığını söylüyorsunuz ama eğer buraya bir zaman ekleyeceksiniz, mesela işte each week ya da every Saturday, her cumartesi vesaire, o zaman Didem plays tennis at school every Saturday diyorsunuz. Yani at school'dan sonraya geliyor. Birazdan buna yine değineceğiz. She watches movie alone. Hangi şartlarda izliyor filmi? Ya da in dark. Yalnız izliyor, karanlıkta izliyor, sinemada izliyor vesaire. Ama belirteç olarak ne durumda izlediğini yazıyorsak alone. Yanına in cinema diyebilirsiniz. At 5 o'clock'ta en sona eklenir. Dolayısıyla bu sırayı bilmeniz gerekiyor. Hep bu sırada gelecek. Biraz daha kompleks bir cümle kurarsak, diyelim ki işte jimnastik yaparken ya da spor salonunda, buradaki jim spor salonu demek aslında. Kolunuzu incittiniz. I injured my arm. Buraya kadar aynı. Badly, bayağı kötü incitmiş. At the gym yesterday. Siz bunu alıp da sıralarını değiştiremiyorsunuz. O sıraları değiştirdiğiniz zaman cümle devriliyor. Ve İngilizce'de de devrik cümle yok. Ne demek istiyorum? Şimdi Türkçe olarak şunların hepsi doğru değil mi? Ben eve geldim. Ben geldim eve. Eve geldim ben. Eve geldim. Bunların hepsi okey ama İngilizce'de I came home ya da I am at home vesaire dersiniz ya. I came home. Genelde bunu I'm home diye kısaltılır çünkü et gelmez. Ama diyelim ki siz bunu yine de I came home şeklinde söylemek istiyorsunuz. Deviremiyorsunuz. I home came ya da came I home vesaire yapamıyorsunuz. İşte zaten bütün sıkıntı burada başlıyor. Sizin İngilizceyi kurallı kurmaya çalışmanız bazı kelimelerin yerinde olmamış hissi veriyor. Şimdi soldaki 4 taneye karşılık sağdaki bir tanenin illa bu kuralda kuruluyor olması aslında kolaylık. Çünkü şu sırayı takip ettiğinizde sorunsuz İngilizce konuşuyorsunuz. İngilizceyi eğer bu kurallara göre konuşursanız gayet kolay kelime seçersiniz. O konuşurken şimdi ne desem acaba ne getirsemi hiç dert etmezsiniz. Ha. Özne yüklem zaten biliyorsunuz. Nesne zaten aklınızdan geliyor. Kelime bilginiz varsa
Bu nesneleri ezberlersiniz. Yani şemsiye için umbrella demeyi bilirsiniz. Sıkıntı olan şey ne biliyor musunuz? Bu conjunction'lar, işte adverb'ler, sıfatlar, zamirler, durum bildiren veya bağlaçlar, durum bildiren kelimeler daha doğrusu, bunları öğrenmeniz. Yani zamanı doğru, işte prepositionları, etleri, inleri doğru kullanırsanız zaten bu gelişmiş cümle yapısında aralarına giren 2-3 şey var. Yani in school demezsiniz, at school dersiniz. Bir diğer kural, yer belirten kelimeler mutlaka zaman belirtenlerden önce gelir. He goes school every day dersiniz. He goes every day school demezsiniz. Bakalım, biz zaten bunu size söylemiş miyiz? Evet, yer zamandan sıralama olarak önce geliyor. Bu durumda istisnaya bakmamız lazım. İstisna nedir? İstisna, şu always'ler, usual'ler, often'lar vesaire bu olayı bozabilir. Nasıl bozar? Bakın, bunların geldiği yerler bazen hemen özneden sonraya kayabiliyor. Şimdi buradaki örnekler gördüğünüz gibi. She always comes late. Her zaman geç gelir. Ama burada always cümlenin sonuna gitmemiş. Yüklemden önceye geçmiş. Veya my cat sometimes makes me crazy. Kedim bazen beni delirtiyor. Yine dikkat ederseniz özneden sonra. Ama her zaman özneden sonra mı? Hayır. Selim is still looking for his keys. Burada farkındaysanız yardımcı fiil ile fiilin arasına girmiş. Dolayısıyla bunların nerede kullanıldığını bu şekilde ezberlemeniz gerekiyor. Bunlar özel durumlar olabilir. Her zaman gelişmiş cümle yapısını değil, bazen zaman zarflarına böyle küçük modifikasyonlar yapıyoruz. Ama bunlar zaten sınırlı kelimeler için. Özne nedir? Türkçe için çok kolay. Türkçe'de biz her şeyi özne diyoruz aslında. Cümlenin başında olan şeyi kimi deyip bu diyoruz. Burada da aslında kimin neyi sorusuna cevap veriyor. Ama birkaç çeşit özne olabiliyor. Ne gibi? İşte ad, mesela bir isim. Dilek will come to cinema. Sinemaya gelecek. Bunun yerine he, she, it, they, we vesaire kullanabiliyoruz. Aynen adılda gördüğünüz gibi. Veya bir master'ı kullanıyorsunuz ki bunu çok nadir görürsünüz. To travel is my hobby. Seyahat etmek benim hobimdir. Ama bundan ne kadar karşılaşırsınız? Konuşma İngilizcesinde belki, yazılı İngilizcede hemen hemen hiç karşılaşırsınız. Onu da söyleyeyim. Ad nesne öbeğini, the girl at the movie was beautiful. Mesela bunu da görebilirsiniz. Hatta relative clause'lar vesaire cümleleri bağlıyorsanız bu sık konuşmada da, yazıda da görülebilir. Ulaşlar, aslında gerund infinitive konusunu bir izlemeniz lazım. Onunla ilgili de bir eğitimimiz olacak. Ama mesela bir swimming makes me healthy bir ulaç olarak direkt özne olabilir. Burada diğer örneklerde de göreceğiniz şeyler, özneyi siz kendi kalıplarınızla oluşturuyorsunuz. Mesela at tanım, Tiger Woods direkt cümleyi kursam bitecek. Will not join the tournament. Turnuvaya katılmayacak. Ama arada bir açıklama vermek istiyorum. The best golf player. Golf player. Böylece görüyorsunuz ki arada Tiger Woods için bir açıklama var. En iyi golf oyuncusu olduğunu. Ama bu da özneye dahil. Yine will'den önce geliyor farkındaysanız. Ha, bunların istisnaları var. Bazen birine bir şey yaptırmak mümkün olabiliyor. I wanted him to come with us dediğiniz zaman o zaman bir öznem him, bir öznem to come. Yani hem master öznem oluyor hem adıl öznem oluyor. Cümlelerde nadiren de olsa bu tür ettirme bir iş yaptırmalarda iki tane öznemiz olabiliyor ama çok nadirdir. Gelelim yüklem kavramına. Şimdi öznedense yüklem biraz daha karışık. Çünkü birkaç grupta toplanıyor. Her şeyden önce mantalitesine göre fiziksel verb'ler yani yüklemler var. Bunlar bir şeyi yapmak, işte koşmak, yemek, kırmak, zıplamak vesaire. Burada gördüğünüz gibi run, eat, break vesaire. Bir de sizin onu yaptığınızı insanların göremediği fiiller, yüklemler var. Düşünmek, işte bir şeyi bilmek, dilemek gibi. Bunlara mental verb'ler deniyor. Ve de var olma verb'leri var gruplandırdığımız zaman. İşte I am something, işte I am a teacher vesaire vesaire. Bunlar da sizin o olmanızı sağlıyor. Emizarlar, biler, bilmem neler. Ama bunu biraz daha geniş gruplara dökersek iş biraz daha genişliyor. İşte action verb'ler var. Aksiyon verb'leri yani action verbs genelde birinci dereceden işi yapanlardır. Yani işte yemek, oturmak veya işte konuşmak bunlar direkt yaparlar. Dolayısıyla bir durumun var olmasından çok sizin o işin yapıldığını anlamanızı sağlarlar. Bunlar da iki gruba ayrılıyor.
Transitivler ve intransitivler. Geçitli geçitsiz gibi düşünebilirsiniz. Transitiv olanlar nesneye direkt etki eder. Mesela işte bir şeyi satın almak veya make gibi bir şeyi yapmak. Diyelim ki make'e cake, bir cake yapmak. Veya drive the car, arabayı direkt kullanmak. Nesneyi direkt etkiliyorsunuz. Ama diğerleri intransitivli olanlar, burada nesne direkt etkilenmez. Genelde de yanına bir adverb, adjective gibi bir şey ister ki bir sıfatlı zamirli vesaire daha mantıklı hale gelsin. Mesela işte ölmek, ölmek fiili. Ölmek fiilinde şimdi nesne direkt etkilenmiyor. Siz bir şeyi öldürmüyorsunuz veya. Veya ulaşmak fiili, arrive. We arrived cinema at 10 o'clock. Şimdi at cinema, sinemaya ulaşıyorsunuz. Sinemaya ulaşmanız bir nesneyi etkilemiyor. Yani bizde aslında sinema bir nesne gibi gözüküyor mu? Hayır, yer. Dolayısıyla ulaştığınız bir nesne yok. Bu da intransitivler. İşte auxiliary verb dediklerimiz aslında modal verblerin de içine girdiği be'ler, shall'ler, may'ler, might'lar, bütün detayıyla, bunlarla ilgili zaten bir slide var. Bütün detayıyla yardımcı fiiller. Static verb'ler var, bir de dinamik verb'ler. Şimdi dinamik verb'lerde tamamen bir işlemi görürsünüz, bir action'ı görürsünüz. His'ten ziyade durum belirtir. Bunlar mesela işte drive'lar, through, itmek, hit veya fight gibi etki, iş bildirenler. Stativler ise know, bilmek, işte have been'ler, bir yerde olmak veya görünmek, see, seem, bunun gibi fiillerdir. Dolayısıyla stativler durum belirirken dinamikler biraz daha etkendir. Phrasal verb'ler aslında normalde fiil olan, yanına da başka ekler alarak anlam kazanan, gerçek anlamını da yitiren fiillerdir. Mesela call off aslında cancel anlamına geliyor. Yani call off bir şeyi iptal etmek. Ama bazen bunların anlamları mesela get up with bir kalıp haline gelmiş artık. Birisi iyi geçinmek. Dolayısıyla birden fazla kelimenin bir araya gelerek verb oluşturmasına da farklı bir verb anlamı oluşturduğu için phrasal verb diyoruz. Irregular verb'ler var. Bunlarsa sonuna ed almayan ve 3 tane hali olan işte go, went, gone gibi halleri. Bir de fiillerin cümlenin içinde kazandığı anlamlar var. Buna örnek verirsek nasıl anlam kazanıyor bu fiiller? Bakın burada he is cooking dinner for us. Burada cook kelimesi bir yüklem, iş bildiriyor, yemek yapıldığını bildiriyor. Bir altındakine bakarsak cooking is my job. Yine cooking yazıyor ama burada özne. Çünkü cooking işini belirtiyor. Yemek pişirme benim işimdir diyor. Yani bir nesne gibi aynen özne oluyor. Bir alta bakarsak I don't like cooking every day. Burada da nesne yerine geçmiş. Sevmiyorum. Fiil değil bir kere. Cook fiilini kullanmıyoruz. I don't like. Sevmemeyi. Neyi? Nesne olarak cooking'i. Benzer mantıkla zarf yerine de geçebiliyor. I earn my life. Hayatımı nasıl kazanıyorum? Çocukları yemek pişirerek. Pişirerek, yani yemek yapma işiyle, zorlukla kazanıyorum da diyebilirdik veya işte keyifle kazanıyorum ama I earn my life cooking for kids. Burada zarf, yani adverb yerine geçmiş. Bazen de niteleme için kullanılır. The plate she cooked, onun pişirdiği tabak. Hangi tabak? Onun pişirdiği tabak. Aslında bir tür sıfat gibi düşünün. Ama niteleme amacıyla kullanılıyor. Ve ben bu anlamı güçlendirmek istersek we have nothing to cook. Neyimiz yok? Pişirmeye hiçbir şeyimiz yok. Yine benzer şekilde niteleme olarak kullanılmış. Şimdi auxiliary verb'leri de görelim. Auxiliary verb'ler aslında gerçek fiili olan cümlelerde değil de isim cümlelerine girerler. Bunlar be, do, have ve modullardır. Have you been in Italy derken asıl amacımız bir aksiyon anlatmak değil, bir varoluş anlatmaktır. Veya he was a good player in our team 10 years ago. Onun ne olduğunu, var olduğunu anlatıyoruz. O yüzden de auxiliary verb'ler genelde bu gördüğünüz be, do, have'le ve bunların zamanlara göre çekimleriyle olur. Bazen de I have been gibi bunları yan yana da görebiliriz ama orada lütfen kafanız karışmasın, o apayrı bir durum. Cümle yapısını ve bu cümlenin yapısının içerisindeki elemanları gördük. Asıl yapı bu. Bu yapıyı korumanızı rica ediyorum. Bu yapıda çünkü her şeyi doğru yerine kullanırsak cümle yapısı için sağlıklı bir şekilde İngilizce konuşabiliriz. Bizim önerimiz de zaten size lütfen bir adverb nedir veya conjunction'lar nedir bunları öğrenin. Nesneleri zaten öğrenirsiniz ama yani bir often, although, consequently ve frequently bunların anlamlarını bilerek kullanırsanız cümle kurmanızda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ondan sonra öğrenmeniz gereken zaten proposition'lar.
Sizle birlikte cümle yapılarını gördük genel olarak. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.